Ayette geçen aslaha kelimesine bakalım. Kur'an-ı Kerim'de bütün türevleriyle aslaha 180 yerde geçmiş. Bu salihat, salihat diye salih ameller ifadesi bu kökten gelen bir kelime. Biz aslaha kelimesini şeyleriyle bakalım. Yani ilave harfleriyle birlikte bunlar kaç tane var? 20 tane aslaha kelimesi varmış. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle tevbe eden ve ıslah eden, düzelten, hem Allah Azze ve Celle'ye dönüş yapan hem de düzeltenler. Yani aynı kusuru işlemeyi sürdürmeyenler, وَبَيَّنُوا ve açıkça ortaya koyanlar, yaptıkları yanlışlıkları da itiraf edenler demek olur. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ İşte böylelerini ben bağışlarım diyor Allah Azze ve Celle. وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Çokça tövbeleri bağışlayan, esirgeyen benim. Bakara suresinde daha önce gördüğümüz bir ayet bu da. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا Kim bir vasiyet ediciden yana, onun tarafkirliğinden yahut günaha kaçmasından korkuya kapılırsa, muhtemelen yapacağı vasiyet üzerinden. فَاَصْلَحَ Dolayısıyla da ıslahatta bulunur. فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ Onların arasını ıslah ederse, belli ki bu aslaha kelimesi buradaki kullanımıyla başkalarını ıslah olduğu aşikar. Fela itme aleyh. Bu kişiye bir günah yoktur diyor Cenab-ı Hak. Bu ayeti o zamanlar ele alırken de dikkatimizi çekmişti. Çünkü vasiyet edenin vasiyetinde herhangi bir değişikliğe gitmek korkunç bir günah. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَ Kim onu duyduktan sonra değiştirirse, yani vasiyeti duymuşken, kalkar başka türlüye çevirirse, günahı onun boynuna dedi Cenab-ı Hak. Tam da o ayetten sonra bunu söylüyor. Ancak diyor, kim bir vasiyet edenin vasiyet etmesinde tarafkirliğinden yahut günahkarlığından endişeye kapılırsa, yani o vasiyeti aynen olduğu gibi aktarırsan bu kardeşler birbirine girer. Veya bu vasiyet düzgün vasiyet değil, adil değil, apaçık. Zulüm bu vasiyet. Ben şimdi bunu söyleyip de bunu nasıl icra ettireyim? Ne yapacakmış? Bu kişi ıslah ederse, yani değiştirirse demiyor Cenab-ı Hak vasiyeti de. Öyle bir ifade kullanmış. Aslaha beynom. Onların arasını ıslah ederse diyor. Evet, onların arasını ıslah ederse. Yani değiştirir falan demiyor ama onların arasını ıslah ederse ona bir günah yoktur diyor. Fela itme aleyh. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allah bağışlar diyor. Değişik bir ayetti böyle. O zaman okuduğumuzda da uzun uzun konuşmuştuk. Öyle demiyor. Onların arasını ıslah ederse diyor. Ama onların arasını ıslah etmesinden bağlamı dolayısıyla sanki vasiyete bir miktar dokunarak, yani vasiyetin o taraf girliğe kaçan boyutunu biraz belki yumuşatarak yahut günaha kaçan boyutuna mesela biraz dokunarak, bilemiyorum. Hadi şu günah kısmı anlaşılıyor. Yani diyelim ki söyle benim çocuklara büyük bir meyhane açsınlar falan gibi böyle. Evet, böyle bir vasiyetse eğer, yani bu vasiyet edicinin vasiyetini duyan bir mümin kimse bu vasiyeti aynen ulaştırdığında günah şeyine, hem çocukları günaha sokacak ve günahın çoğalmasına yol açacak. Ken ıslaha yönelirse muhtemelen ayet böyle bir kapsamda. Diğer o taraf girlik cenef dediği de buna benzer bir şekilde adaletin görünür bir biçimde ihlal edildiği bir vasiyette bulunuyorsa yine orada da aynı şekilde muhtemelen vasiyet ediciye Cenab-ı Hak bir kapı aralamış gibidir yani ayette. Yine de en doğrusunu Allah bilir. Daha fazlasını merak edenler o ayeti ele aldığımız birkaç derse bakabilirler. Şimdi ben o gün ne konuştuklarımızı da hatırlamıyorum. Bakara suresi 182. ayet. Ama bu ayetteki kullanımı aslaha çevredeki bir
olayı ıslah etmek. O yüzden demin fiili ele alırken hem kendini ıslah hem etrafı ıslah bunun kapsamı içinde kalıyor dedik. Nitekim ilk baktığımız ayette kendini ıslah anlaşılıyordu. Tevbe edenler ve ıslah edenler ve apaçık edenler. Yani diyelim bir kitap yazdı, yalan yanlış şeyler yazdı orada. Bundan vazgeçti. Tevbe etti bundan. Yetmez, artık bundan sonra doğrusunu söyleyecek. O da yetmez. Vaktiyle yanılttığı kimselere de açık bir deklarasyonla ben falanca şu yerde yanılttım. O zaman yanlış söyledim o zaman diye. Bunu da açıklıkla ifade eder. Yani tevbenin içerisinde günahın ıslahı illaki olmalı. Yoksa kuru kuruya bir pişmanlık içinde dönüşü barındırmayan, düzelmeyi barındırmayan, geçmişi tasihi ne kadar yapabiliyorsa tabii içermeyen bir tövbe eksik olur. O sebeple Allah Azze ve Celle de bu bahsettiğimiz şeyleri içinde barındıran tövbe için veya tövbekar için فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ işte ben böylelerini bağışlarım buyuruyor. Bu da yine şu anlama gelir, başkalarını diğer türlü olanları bağışlamam. Tövbe etmiş ama ıslah etmiyor kendisini. Tövbe etmiş ama yaptığı kusurlu davranışlardan geri dönmüyor. Bunlardan ötürü oluşmuş olan sorunları düzeltmek yönünde adım atmıyor. Kendini ıslah ve çevreyi ıslah okuduğumuz ilk iki ayette var. Devamındakiler de bunlardan herhangi biri olabilir. Ali İmran suresi İllellezine tabu min ba'di zalike asvu aslahu. Bundan sonra tövbe edip ıslah edenler belli ki kendisini. Nisa suresi 16. ayet. Bu ikisini sizden yapanlar olursa, yani o yanlış ilişki biçimini, suç teşkil eden cinsel ilişki biçimini, onlara eziyet edin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Fein tâbe, eğer tövbe eder ve aslaha, o ikisi ve ıslah ederlerse, yani artık vazgeçer kendilerini düzeltirlerse fe a'ridu anhuma, artık onlardan uzak durun, yani onları boş verin, ilişmeyin onlara. Bu da yine kendisinin ıslahı anlamında. Tövbe edip ıslah edenler ve Allah'a tutunanlar yine kendini ıslah da olabilir. Çevre, ama tevbeyle ilişkili, tevbeyle birlikte olunca kendini ıslah daha ziyade anlaşılır gibi. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ Zulmünden sonra kim tövbe eder de وَاَصْلَحَ ve ıslah ederse, bak, bu da yine hem kendini hem çevreyi için alabilir. Çünkü zulmü bir başkasına da yapabilir. Ama temelde zulüm Allah'a karşı işlenen zulümlerdir. فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ Allah Azze ve Celle onu bağışlar. Enam suresi. Dikkat ederseniz tövbeyle ıslah çoğu yerde hep beraberler yani. Dolayısıyla ıslahın olmadığı, yani düzelmenin olmadığı bir tevbeyi yapıyorsak hep, yani bir kötü amelimiz düşün ki hep var hayatımızda. Ama nerede bir hoca efendi görsek umumi tövbe ettiriyor, tövbe ediyoruz. Nerede bir başımıza sıkıntılı bir şey gelse tamam bir daha yapmayacağız deyip tövbe ediveriyoruz. Ama o hayatımızdan hiç eksilmiyor. Dolayısıyla ıslah olmamışız, olmuyor isek o zaman da herhalde tevbeden yana nasibimiz, yani Cenab-ı Hakk'ın bunu kabul ettiğinden yana nasibimiz de olmayacak gibi. Böylesi bir durumdan Allah Azze ve Celle muhafaza buyursun. Bu bizim okuduğumuz ayete geldik. Yine tevbeyle ilgili bir husus. Sana ayetlerimize iman edenler geldiklerinde onlara size selam olsun de. Rabbiniz sizin için kendisi üzerine rahmeti yazdı. Yani sizi esirgemeyi Cenab-ı Hak şey yaptı. O esirgeyecek, hazır esirgemek istiyor. Dediğimiz gibi bizim ayeti okurken de ilk seçenek bu. Allah Azze ve Celle rahmetini teklif ediyor kullarına. Bunu yazmış. İlla ki rahmetini şey yapacak. Kime? اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوَنْ Sizden kötülük yapmış bir kimse olsun. Bir cehaletin, cehaletle. ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ Sonra bundan vazgeçmiş. Tevbe etmiş. وَاَصْلَحَ Ve kendisini düzeltmiş. Veya çevreyi de gerektiriyorsa onu da içine alır bir şekilde. فَاَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allah Azze ve Celle gafur ve rahim olacağını garanti ediyor. Böyle kimseler açısından. Araf suresi. İşte bizim önceki derslerde bir iki kez değindiğimiz
boyutu da tam da burada saklı. Yani Allah Azze ve Celle kendisi açısından bunu kullarına vaat ediyor. Burada bir kuşku yok. Ama biz bunu sağlayıp sağlamadığımız hususunda kendimizden emin olamıyoruz. Dolayısıyla da tamam, bizim tövbe işi halloldu deme cüretimiz yok. O sebeple hep yani bağışlanma ümidi, bağışlanmış olma ümidi içerisindeyiz. Henüz daha bu koşulları, işte ıslah olma, apaçık etme, Allah Azze ve Celle'nin tövbede bahsettiği bu yeterliliği sağlamamış isek bile sağlama gayreti içerisindeyiz. Kulun pozisyonu bu. Dolayısıyla da bunu Allah Azze ve Celle'den tamam seni bağışladım dediğini duyuncaya kadar hep bu ümidi dorukta yaşayacağı ve bu gayreti dorukta yaşayacağı bir ömür var önünde. Ama bazı kimseler var ki orayı, o şeyi kaldırmış artık gündeminden. Yok, öyle bir ameli sanki onun yok. Onları sildirdik şeyinde, modunda. Ya nereden haber aldın? Nasıl sildirdin? Ya Allah Azze ve Celle sileceğini haber veriyor. Ama senin adın yazmıyor orada. Allah Azze ve Celle şöyle şöyle yapanlara, yani işte iman edip, ıslah edip, ondan sonra apaçık edenler, bunları hakikaten yaptığından çok emin misin? Ya en azından bu konuda hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz ki bunları full yaptığımız kesin, böyle bir şeyden emin olmamız söz konusu değil. Sadece ümidimiz var yani Allah Azze ve Celle'ye ve bu ümidimize eşlik eden gayretimiz de olmalı. Ta ki ölünceye kadar huzuruna çıkıp Cenab-ı Hakk'ın ondan mağfiret edildiğimizi duyuncaya kadar. Allah Azze ve Celle bu tevbe süreçlerinde pek çok şey zikrediyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte içten gelen o pişmanlık, iç yakan o sıkıntı hali. Hazreti Yunus'la ilgili ayetlerde bir derse konu olmuştu hatırlarsanız bunları. Resulullah döneminde tevbe örneği var bu üç kişiyle alakalı. Bunları anlatan, resmeden ayetler var. Bunlara gidip baktığımızda böyle bir ciğerimizi yakan durumları, yani en azından bu örnekler itibariyle baktığımızda yaşamamışken böyle kolaycı bir üslupla onları hemen sildirdik. Hele hele birileri üzerinden sildirdik tasavvurunda olanlar, onlar daha bir korkunç. Yani birinin yanına gittim, onunla birlikte bu ameliyeyi icra ettim, sildirdik. Artık böyle bir gündemi yok beyefendinin. Bunlar son derece yanlış şeyler. Belki kişi bir yeni günahın içerisine sokabilir. Kul günahların hep altında ezilen, bundan ötürü Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hep mahcubiyet içerisinde olan, ta ki Cenab-ı Hakk'ın ona kaldır başını, tamam artık onları biz sildik diye. Tabii bu böyle burada olan bir şey değil. Bu huzurunda gerçekleşecek olan bir şeydir. O da bunu, bu muştuyu ondan aldı mı Cenab-ı Hak'tan, o zaman kitabıyla insanların arasına, o mahşeri kalabalığın arasına böyle coşmuş bir şekilde koşar adımlarla çıkar. Bu bağışlanmış adamın hali. Kitabı sağ tarafından verilerek artık durumu netliğe kavuşturulmuştur. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَ. Kitabı sağından verilenler nasıl bağırıyor böyle? İşte benim kitabım. Ne diyor? اِقْرَعُوا كِتَابِيَ. Benim kitabım, okuyun. هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَ. O ama ondan şimdiden böyle kitabını sağda solda okuyun benim kitabımı deme cüretinde bulunanlar var. Bu burada olan bir şey değil. Kulun buradaki hali hep istiğfar üzere, hep tevazu üzere, hep mahcubiyet üzere. Bunun en zirve örneği Resulullah'ın kendisi salat ve selam üzerine olsun. İstiğfarıyla tanınıyordu. Dolayısıyla biz o işleri hallettik, günahlar bitti, tövbesini yapmamış mıydık onun zaten tarzı yaklaşımlar? Yeni bir günahı maazallah kişiye yaşatır. Dolayısıyla burada anlatılan koşulları sağlamak adına bir çaba, bir gayret. Ben sağladım onları deme şeyi senin değil. Sağladığını Allah Azze ve Celle söyleyecek. Yani bu yeterliliğini, bu notu o verecek. Sen hem notu veren hem de kendi elinden günahı silen durumdasın. Farkında mısın? Ya ama çok büyük bir ümidin olabilir. Hakikaten bunları ben olabildiğince sağladım. Ümidin olabilir. Buna eşlik eden de o denli gayretin vardır sahada.
Böyle de Allah'ın huzuruna intikal edersin ama bunun üstüne bir şey daha sen koyup puanını da onun üzerine yazarsan olmaz. Sınavdan çıkmış, ümidi var 80-90 alacak yani. Ama hoca görsün ki onu ortalıkta dolaşıyor, 100'den aşağı gelse kabul etmem dediğini, benim kağıdım 100'lük dediğini, bu yani insanlar arasında bile şey olur, haddini bilmezlik olur. Kaldı ki öğrencilerden böylesi güven içerisinde olanı olabilir ama biz kullar içerisinde bu denli yanlıştan uzak, öylesine her şeyi kusursuz yapmış kimsemiz yok aramızda. Bir İbrahim aleyhisselam var Cenab-ı Hakk'ın o İbrahim ellezî vaffâ dediği, o İbrahim ki diyor tas tamam yaptı. O İbrahim ki Allah Azze ve Celle onu anlatırken ve idibtela İbrahim rabbuhu bi kelimatin fe etemmehunne, o Rabbi onu bazı kelimelerle sınadı, o da tas tamam onları geçti. Bunu Allah Azze ve Celle söylüyor. Ama biz dönüp İbrahim cephesine baktığımızda ben sınavlardan geçtim hepsini verdim diyen birini görmüyoruz. Günahımı bağışla diyen, "Ağfirli hatiyeti yevme din." Ya Rabbi din gününde günahımı bağışla. Ya Rabbi ve la tuhzini yevme yub'asun. Beni o insanların toplandığı, o tekrar dirildikleri günde rezil rüsva etme başkalarının önünde. Ve Hazreti İbrahim cephesinde gördüğümüz fotoğrafa bakın. Notu veren Cenab-ı Hak cephesindeki ifadelere bakın. İşte bunlar birbiriyle buluşuyor. O denli mahcup ve günahlarını mikroskop altında tutan, onları büyüten, yaptıkları amelleri Allah Azze ve Celle'ye layık değildi, kusurluydu zaten diye onlara çok fazla değer biçmeyen ve sadece Allah Azze ve Celle'nin rahmetine tutunan kul tipi. Olursa senin rahmetin ne olacak ancak diyen bir kul tipi. Dolayısıyla buradan saparak böyle günahlarını sildirmiş, tövbe onlar bitti tarzı yaklaşımlar ne Resullerde örneği var, ne Hazreti Resulullah'ta örneği var. Bu da olsa olsa yine şeytandan olur. En'am suresi 54. ayeti okuduk. A'raf suresi 35. ayette yine aslaha var. Sizlere Resullerim geldikçe, sizlere ayetlerimi kıssa eden, aranızdan kim sakınır, فَمَنِ اتَّقَى kim sakınır ve aslaha ve ıslah ederse, bizim ayetimize benziyor bu boyutuyla, hem Resuller kısmında var, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ sonu da aynı. Onlar için bir korku yok. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ onlar için hüzünlenmek de söz konusu değil. Bu da A'raf suresi 35. ayet. A'raf suresi 142. ayette Hazreti Musa aleyhisselamı 30 geceliğine Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çağırdığı ve 10 ile onu tamamladığı 10 ayrı geceyle böylece 40 gecelik bir mikatından bahsediyor Cenab-ı Hak. Ve kâle Musa, dolayısıyla Hazreti Musa aleyhisselam giderken buradan anlaşıldığına göre muaade 30 günlük olduğuna göre 30 günlüğüne gidiyorum diye gitmiş. Cenab-ı Hak 10 gün ile bunu 40'a tamamlayınca gecikme söz konusu, bu tarafta yaşanan bir sıkıntı demektir bu. Hazreti Musa kardeşine giderken demiş ki وَقَالَ مُوسَى لِأَخ۪يهِ هَارُونَ kardeşi Harun'a demiş ki اُخْلُفْنِي ف۪ي قَوْمِ kavmimde, halkım arasında benim halifem ol. Yani benden sonra burada benim yaptığım işleri yap demek. Benim yerimde kal demek. Ve ne yap? وَاَصْلِحْ وَاِصْلَحْ et. Öğüt, böyle öğüt vermiş giderken. وَاَصْلِحْ İslah et. Hep iyileştirmeyi. Hayırları çoğalt, barışı çoğalt, iyilikleri çoğalt, güzellikleri çoğalt, kötülükleri küçült, azalt, ortaya çıktıkları yerde söndürmeye çalış anlamlarına gelir. وَلَا تَتَّبِعَ سَب۪يلَ الْمُفْسِدِينَ müfsitlerin, fesat çıkarmak isteyenlerin peşine düşme. Yani onlara kapılma demek. Birileri bir şeyler çıkarır, onlara alet olup büyümesine yol açma. Söndürücü ol sen onları. Böyle vasiyette bulunmuş giderken Hazreti Musa aleyhisselam kardeşine. A'raf 142. O da dönüşte onun sakalından yapışıp niye böyle oldu diye sorduğunda o da diyor ki inni haşitu en taqula farraqta beyne bani israila ve lem terkub kavli. Korktum ki dersin ki İsrailoğullarını ayır, yani bütünlüğünü bozmuşsun. Hani o
buzağıya tapma işini öne çıkaran Samiri'ye nasıl buna müsaade ettin diye kardeşine çıkışınca, o diyor ki ben onları uyardım, biraz şey yaptım ama daha fazla üstelemedim. Baktım İsrailoğulları bölünecek. Ferrakta beyne beni İsrail. Dolayısıyla sözümü dinlememişsin, bunları birliği bozmuşsun dersin. Korktum. Haşitu en tekule ferrakta beyne beni İsrail. İsrailoğulların arasında ayırmışsın dersin diye korktum. Ve lem terkub kavli, sözümü dinlememişsin dersin diye korktum diyor. Sözü neydi? İslah edici ol. Demek ki o böyle değerlendirdi bu durumu. Böylece bir bekleyelim, Hazreti Musa aleyhisselam döndüğünde durumu o el atsın. Ben şimdilik bir böyle bir götüreyim diye bir kendince artık içtihadı mı var burada. Ama bu onu, yani bazıları onun şeyi tolere ettiği, şirki tolere ettiği, ondan sonra müsamaha gösterdiği gibi anlıyor. Bu kesinlikle değil. Çünkü bizatihi aynı ayetlerde onun bu buzağa tapmayın. İnne rabbakumur rahman. Sizin Rabbiniz ancak Rahman olan Allah'tır. Fettebi'uni. Bana tabi olun. Bu Sami'nin ardından gitmeyin. Ve ati'u emri. Ve benim emrime itaat edin diye canhıraş bir şekilde çağrıda bulunduğu, uğraştığı, herhalde girmediği aşama şiddet boyutudur herhalde. Yani bunlarla cenk etmediği, bunlar işi çatışmaya dönüştürmedi. Gelsin o kısmına Hazreti Musa aleyhisselam girecekse girsin diye düşündü herhalde. Zaten de Hazreti Musa aleyhisselam onu yaptı. Geldi ve onun kaldığı yerden devam edip bunlardan, bu duruma girmiş olanlara, anların üzerine kılıçla yürüdü. Vaktimiz doldu. Bir sonraki derste kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Kulu kavli hâdâ ve estağfirullâhel azîme li ولكم ولسائر المؤمنين